Keske bağlı eğitim Ankara'daki genel merkezi 25 Temmuz'da baskına uğramış. Kobani'de IŞİD'e karşı savaşırken yaralanan ve tedavileri sendikanın misafirhanesinde devam eden 12 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan biri tutuklanmış, serbest bırakılan 11 kişiden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan 6 kişi ise yabancılar şubesine gönderilmişti. Daha sonra ise Türkiye'de tedavi gören 6 YPG'linin Babel Heva sınır kapısından El-Kaide'nin Suriye kolu El Nusra'ya teslim edildi iddiaları gündeme gelmişti. Mecliste bir basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Baluken bu bir savaş suçudur dedi. Bir açıklamada PYD Eş Başkanı Salih Müslim'den geldi. Müslim, YPG savaşçılarını El Nusra'ya teslim etmek, IŞİD'e teslim etmek demektir. Türkiye'nin böyle bir yanlışı yapmadığını umut ediyoruz dedi. HDP Urfa Milletvekili İbrahim Ayhan da iddiaları meclis gündemine taşıdı. Ayhan Davutoğlu'na, Hangi gerekçelerle Rojavalı altı Kürt vatandaş, IŞİD terör örgütünün muadili olan El Nusra'nın denetimindeki bölgede sınır dışı ediliyor? Bu durum Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin sınır dışı edilecek kişilerin gönderileceği ülkede ölüm cezası, işkence ve insanlık dışı muamele gibi durumlarla karşılaşmamasını güvence altına almakla yükümlüdür. Hükmünü hükümet olarak ihlal etmiş oluyor musunuz diye sordu.